Evet, bu hafta sizlerle CRM üstünde bir diş hekimi uygulaması nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle tanımlara gidip sisteme gidip özür dilerim. Bir personel tanımları kısmına geçip personel tanımlayacağız. Daha önceden Özgen Kutlay, Seval Kutlay'ı tanımlamıştık zaten. Hemen bir tane daha yeni tanımlayalım. 102. 102'de Korcan. Korcan Özcan. Olsun. Daha sonra stok yönetimine gelelim. Yeni stok kartı dedik. Ticari mal olarak beyaz dolgu açalım. Copy. Birimlerine geçelim. Sadece durumumuz tamam. Birimlerine geldik. Yeni dedik. Beyaz dolguda ne olursa olsun miktarımız 50 milyon gibi sabit bir rakamımız olsun. Evet. 50 milyonu tanımladıktan sonra kapattık. Bir tane daha yeni stok kartı dedim. Bu da eski siyah dolgular olurdu. Ondan olsun. Siyah dolgu. Bizim tanımımızda siyah dolgu olarak geçiyor. Birinci fiyat adet. O da 35 milyon rakam olsun. Bu bağlamda beyaz dolgu yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Sonra yeni bir tane daha stok kartı açayım. Bu da protez diş olsun. Protez diş. Protez diş olarak da malın cinsini de yazdım. Bu biraz pahalı olmalı. Bunun da tanesi 200 milyonmuş. Yazdık, kapattık, tamam dedik. 3 tane stoğumuz oldu. 3 tane çalışanımız var. Şimdi CRM'e geçiyoruz. CRM'de yeni bir pencere geldi. Daha önceki tanımlarımızdan farklı olarak CRM müşterileri ve kullanıcı etkinlikleri olarak ikiye böldük burayı. Kullanıcı etkinlikleri sağ tarafta seçili olan kullanıcıya ait randevuların, görüş etkinliklerin listelendiği form olarak karşımıza geliyor. Buranın özelliği bir nevi ajanda olarak kullanılabilir. Görüşmelerimizi düzenleyip işte önceliklerini belirterek o anki duruma göre değerlendirebiliriz. Şimdi hemen yeni bir tane müşteri kartı açıyorum. Telefonla benden randevu istedi vatandaş. Böyle böyle dedi. Öncelikle bir müşteri kartı hemen açıyorum vatandaşın adına. O da Levent Atmay olsun. Cinsiyeti erkek, medeni hali bekar. Doğum tarihi 09.10.1978. Çalıştığı sektör bilgisayar yazılım firması. Mesleği hop, bilgisayar programcısı. Eğitim derecesi lisans. Ev adresi bizim için gerçekten eğer önemliyse hemen ev adresini yazıyorum. Varsayılan olarak işaretledim. Diğer bilgilerini girdim. Ve tamama bastım. Henüz bu müşteri bize bir cari kart olarak açılmadı. Sonra da randevuyu veriyorum. Yeni etkinliğe tıkladım.
Bu vatandaşla bir buluşmamız söz konusu. Personel Özgen Kutlay bakacak buna. Şikayetini hemen buraya yazıyorum. Hastalığındaki müşteri değil, hasta. Hasta. Özür dilerim. Doğru. Hasta olarak konuşmamız lazım. Üst ikinci azı dişinde. Dişinde ağrı. Şikayetiyle bize gelecek hasta. Adres olarak hemen merkez diye yazıyorum. Açıklama bölümüne de İsmail Bey'in yakın arkadaşı diye not düşüyorum. Tarihi giriyoruz. Ayın 15'inde saat 15.30'da yarım saatlik bir randevuyu verdim. Şimdi ayarlar menüsünden de görüşme formlarımızın etiketlerini bir diş hekimine göre ayarlayalım. Birincisi yapılan uygulama olsun. İşte dolgu mu yapıldı? Kanal tedavisi mi yapılıyor? İkincisi uygulama yapılan diş olsun. Üçüncüsü hastada kullanılan ilaçlar olsun. Bunu yapınca hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Kapattım ayarlar menüsünü ama tekrar döneceğim. Burada müşteri kartı etiketlerinde de etiket birimizi şu şekilde çevirebiliriz. Alerjisi olan olduğu ilaçlar. Alerjisi olan mı yazılır? Olan ilaçlar. İkincisi daha önceki diş hekimi irtibat kurma anlamında mutlaka işimize yarayabilir. Yazıyorum, tamam, basıyorum. Hemen gidip bunu bu müşteri kartımızda düzenleyelim hatta. Müşteri kartı seç. Düzenle. Ek bilgilerde alerjisi olan ilaçlara yazalım. Hemen bir şey söyle aklına gelen. Benim aspirin geldi. Olabilir. Aspirin'e şahsen benim var hatta. Fena dokunuyor. Bir de baktırım. Antibiyotik cinsinden olduğu için aspirin'e baktırım dokunuyormuş bu abiye. Daha önceki diş hekimi de Emrah Gülsever. Telefonu da 0312 410 20 20 diye buraya düşebilir. Tamam dedim. Tamam dedim. Levent Asma'yı bu şekilde tamamladık. Şimdi görüşme günümüz geldi. Görüşme günümüz geldiğinde İlk yaptığımız şey hemen yeni görüşme formu açmak oldu. Hı hı. Yeni görüşme formunda Levent Atmayı seçtik. Gelen kartta personelimizi seçtik. Doktorumuz. Doktorumuz. Daha sonra da yapılan uygulama kısmına beyaz dolgu diye yazdık. Hı hı. Uygulama yapılan dişte üst ikinci azı dişi olarak yazdım. Talep edilen ürün nerede? Ben kullandığım malzemeyi ekleyeceğim. Hı hı. Dolgu yaptık. Dolgu. Dolguya ne demiştik hatırlayamadım. Beyaz dolgu. Beyaz dolgu.
miktarı 1 adet. Yine bu açıklama kısmına da üst ikinci azı dişinde temizleme yapıldı. Dolgu yapıldı diye notunu düştüm. Şimdi burada bir görüşme sonucumuz var. Aslında bu görüşme sonucunu da hemen modifiye edip buraya görüşme sonucu işte bir sonraki randevuya kaldı. Tamamlandı olarak çevirebiliriz veya müşteri gelmedi şeklinde Buraya çevirebiliriz. kendi işimize göre ekleme Tanımlamamızı yapabiliyoruz. yapabiliriz. Ama o gözüken bu yapılmadı, olumlu, olumsuz ve iptal genel bir şey olduğu için şu anki durumumuzu da karşılıyor. Görüşme sonucu Olarak olumlu olarak alabiliyoruz. çevireceğiz. Şimdi bu adama da peşin bir fatura keseceğiz. Faturasını kesmek için carimizin diyorum, müşterimizin cari kart olarak yanlanmış olması Hastamızın gerekiyor. Hastamızın, özür dilerim. Hastamızın cari olarak yanlanması için hiç uğraşmamıza gerek yok. Müşteri kartı düzenledim. Oradan kişisel bilgilerden cari karta bastığım zaman Levent Atmay adına bir kişisel bilgilerinden cari kart oluşturdu. Tamam dedim. Tekrar görüşme formumuza dönelim. Belgelemeden hemen satış faturasını kestim. Beyaz dolgu için maliyet fiyatı girdim. Ve satış faturası ne? Gördüm, Escape'e bastım. Farkındaysanız burada seçili olanı direkt belgelemeden faturalaştırmaya ekledim. Talep edilen ürün özellikleri de bir ilgimiz yok diş hekimi açısından. İlişkili belgeleri de oradan eklediğimiz fatura geldi. Tekrar içine girip bakarsak beyaz dolgu birim fiyatı 50 şeklinde. Sonra dokümanlar kısmına da geldim. Ben bir diş hekimi olarak bu hastamın dişinin filmini çektim. Röntgenini. Hastamızın filmini bu görüşme formunda ekleyebiliriz. Ekleyelim. Hemen aça basıyoruz. Aç'tan CD filmler klasörümüzde Levent Atmay Diş röntgeni. diş röntgeni. Hemen açıp göstereyim diş röntgeni olduğunu da bu şekilde. Open dedim. Açıklama olarak da üst ikinci azı dişi profil röntgen diyorum. Enter'a basıyorum. Böylece dosyadan açıklamasında eklemiş oldum. Bu randevumuzu bitirdik. Hemen arkasından Bu efendim. şeyi dosyayı resmi database'in içine Evet, gönder. veri tabanında Veri duruyor tabanı. artık. Ben bu bilgisayardan değil, içerideki sekreterinin bilgisayarından bile açtığım zaman bu görüşme formunu, bu istersen tabii ki yetkilerimiz dahilinde bu diş resmini görebilirim. Hemen göstermesini de şu şekilde izah edelim. Göstere bastığımda gidip veri tabanından çekiyor ve sistemimizdeki resim gösterme programıyla açabiliyor. Şimdi buranın diğer bir özelliği de burası sadece resimleri kapsamıyor. Biz buraya bir film de atabilirdik. Bir Word dokümanı da atabilirdik. Ses, Excel ve ses dosyası dahi telefon faili atabiliriz. olabilir mesela. Yani burada bilgisayar terimiyle binary file olması bizim için yeterlidir. Gönderme anlamında. Evet, konumuza tekrar dönersek üst ikinci azı dişi profil röntgeni de bastık. Fakat bu müşteri bizden ikinci bir randevuyu daha istiyor. Biz de baktık hakikaten bir muayenesini yaptık. Bu müşteri için yeni bir etkinlik giriyoruz hemen. Buluşma diyoruz.
Özgen Kutlay'ı Diş seçiyoruz. hekimimiz Özgen Evet, Kutlay. diş hekimimiz Özgen Kutlay. Hastamız da Levent Atfay. 20'lik dişinde Çürük var, çekirdek 20'lik var. Dişinde çürük var. Çekilecek diye notumu düşüyorum. Yine aşağıya detaylı bir bilgiyi vermek istiyorsam alt 20'lik dişte çürük diye notumu düştüm. Tarih olarak da 25.11.2004'ü veriyorum. Saat olarak da saat 11'i veriyorum. Saat 10 yazdım ama idare edelim. Süre olarak da o gün boş bir günümüz. 1 saatlik süre verdik. Önceliğimiz de normal olarak tanımlıyorum. Yine tamam dedim. Evet. Etkinliklerimize 20'lik diş çürük var. Çekilecek diye geldi. Sonucunu ayarlamadık. Doğrudur. Hemen bunun sonucunu da olumlu olarak değiştiriyoruz. Şimdi bu bir etkinlik, öbürü görüşme formumuzdu. Birbirinden ayırt edelim. Etkinliklerimiz genelde müşteriyle, hastayla görüşme aşamasına kadar değerlendireceğimiz şeyler. Görüşmeden sonra görüşme formlarını haliseye alıyoruz. Hı hı. Aslında tek başına görüşme formuyla da götürebilirdik durumu ama etkinliğin verdiği pozitif faydalar yüzünden etkinliği de işin içine katıyoruz. Yine görüşme formlarımız da burada. Şeklinde karşımıza da liste geliyor. Bir diş hekimi için böyle bir uygulama yapabiliriz efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dinlediğin için.